Öyleyse o zaman madem ki İslamoğlu araştırmamızı istiyor, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinmemizi, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenmemizi istiyor. Değil mi? O zaman araştırıyoruz işte. Kaynaklarını veriyorum. Bana bir tane Arap lügatı getirin. Huld manası, hulde ebediyet manası vermeyen, ebedilik olduğunu söylemeyen. Kaldı Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Okuduğunu söylüyorsun. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Senden önce hiçbir beşer için biz ebedilik yaratmadık buyuruyor. E buradaki huld ifadesi ebedilik manasında almayıp senin dediğin gibi uzun müddet anlamında alacak olursak o zaman mana nedir? Senden önce hiçbir beşere uzun müddet bir ömür vermedik. Şimdi biliyorsun ki uzun ve kısalık izafi kavramlardır bunlar. Hangi şey neye göre uzundur, neye göre kısadır? Bir şey uzun olur kendisinden kısa olan şeye göre. Fakat aynı şey kendisinden uzun olan bir şeye göre kısa olabilir. E şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın 63 yıllık ömrü ne nispetle senden önce kimseye uzun ömür vermedik dersek Kur'an-ı Kerim başka bir ayeti kerimede buyuruyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ biz Nuh'u kavmine gönderdik فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَسَنَةٍ onların içerisinde 1000 sene kaldı illa خَمْس۪ينَ عَامَ 50 yıl müstesna 950 sene 950 sene 63 yıllık bir ömre göre uzun değil midir? Çok uzundur. Bunu şimdi huld ifadesini uzun müddet olarak anlayacak olursak o zaman Kur'an-ı Kerim'in diğer Nuh Aleyhisselam'la ilgili ayeti kerimesini ne yapacağız? Ne demek buradaki? Senden önce hiçbir beşeri biz ebedi kılmadık. Ki ayetin zaten siyakı da bunu gösteriyor. Efe'im mitte şimdi sen öleceksin de fehumul halidun. Onlar ebedi olarak mı kalacaklar? Yani sen öleceksin de onlar uzun müddet mi yaşayacaklar mı buyuruyor Cenab-ı Hak? Onlar ebedi mi kalacaklar? Onlar da ölecekler demek. Ki inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayeti. Şimdi bu demek ki huld ve ebed kelimelerini tahlil ettim. Altı boş. E oradaki bir kardeş de çıkıp hocam tahlil ettin. Nerede yaptın bunu? Nasıl yaptın? Veyahut da gerçekten böyle midir? Bir araştırayım. Arapça lügatlara bakayım. Gerçekten Arap lügatlarında huld ebed ifadesi, ebediyet manasını göstermiyor mu? Kur'an-ı Kerim'i okuyayım, araştırayım diyor mu? Demiyor. Ama bu insanlara sorduğun zaman başkalarına tabi olup ilim öğrenen insanlar, insanlara sürü diyorlar. Aklınızı kiraya vermişsiniz. Onlardan öyle taklit yapıyorsunuz. Ebu Hanife'yi taklit etmiyorlar. İslamoğlu'nu taklit ediyorsun işte. O sana neyi söylüyorsa alıyorsun. Araştırıyor musun? Araştırabiliyor musun? Araştıramıyorsun. İşte araştırdık. Burada ortada. Arap lügatları bunu söylemiyor. Söylemiyor.